Son günlerde bize ulaşan en önemli soruların başında T129 atak helikopter projesinin ihracatıyla ilgili atılan adımlar geliyor. Biliyorsunuz T129 atak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem kara hem jandarmanın ve aynı zamanda önümüzdeki aylarda teslim edilecek emniyete yapılacak teslimatla birlikte helikopterlerle çok önemli bir vurucu gücünü oluşturuyor. Ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir T-129 tecrübesine sahip. Çünkü T-129'lar Güneydoğu'da terörle mücadelede, Suriye'de sınır ötesi operasyonlarda başarıyla kullanılıyor. Ve çok ciddi bir uçuş saatine ulaşmış durumdalar. Ve aynı zamanda hem teknik ekip bakım açısından çok tecrübe kazanmış hem de pilotlarımız yaptıkları uçuşlarla T-129 atağın aynı zamanda da testlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Bir ülkenin silahlı kuvvetler envanterinde bir silahın olması, bunların aktif olarak kullanılması tabii ki konu ihracat olduğu zaman da o ülkenin elini güçlendiriyor. T-129 özellik olarak çok ağır bir taarruz helikopteri değil, daha orta seviye bir helikopter ama güçlü motorları, iyi mühimmatları ve gelişmiş atış sistemleri helikopterin uygun fiyatıyla birçok ülkenin radarına girmesine neden oldu. Türkiye T129 atak ihracatı ile ilgili ilk önemli adımını Pakistan'la attı. 30 adet T129 satışı için anlaşma imzalandı. Pakistan'dan sonra ikinci adım Filipinler'den geldi. Filipinler'le bu konuda işbirliği yapılmasıyla ilgili iyi niyet anlaşmasına Türkiye imza attı. Türkiye attı ama Burada çok önemli bir detay Türkiye'nin ayağına takılmaya başladı. Türkiye daha Pakistan'a pazarlama faaliyetleri yaparken Amerika'dan ön bir izin aldı bu motorla ilgili. Bu ön izin ve sonrasında yapılan satış anlaşmasıyla birlikte hala biz Amerika'dan bu motorlara verilecek onayı bekliyoruz. Onay süreci normal Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Dışişlerine bir başvuruda bulunuyor. Dışişleri Pentagon'a yani Amerikan Savunma Bakanlığı'na sunuyor. Buradan görüşler geliyor. Arkasından bazı kritik konulardaki izinler kongre onayına geçiyor veya kongrenin bilgisine sunuluyor. Kongreden herhangi bir e, olumsuz durum gelmemesinin durumunda ihracat için satış izinleri çıkıyor. Fakat Uzun süredir Pakistan'la ilgili herhangi bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmedi. Hatta geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil açıklamalarında Pakistan konusunda bir yıllık ek süre aldıkları ifadesinde bulundu. Bakalım Amerika bu izni verecek mi vermeyecek mi bizler de merakla bekliyoruz. Tabii ki bu uluslararası anlamda da ciddi bir probleme neden oluyor. Örneğin Pakistan olayında olduğu gibi Amerika Türkiye'ye izin vermeyip bir taraftan Pakistan'a taarruz helikopteri satarsa bu ticari anlamda birini engellemek anlamına geldiği için bu konuyu da gerçekleştirmiyor Amerika. Bir tarafta da Pakistan'ın acil talepleri var. Nasıl karşılanacağı bunun ise merakla bekleniyor. Tabi bu tür hamlelerde Pakistan'a giderek Çin'e yaklaştırıyor. Amerika Amerika'da Pakistan'ın çok fazla Çin'e kaymasını istemiyor. Çünkü sonuçta Pakistan'da uçan Amerikan imalatı F-16'lar var. Bu teknoloji paylaşılır mı, ne olur, ne yapılır gibi bu konuyla ilgili Amerika'nın soru işaretleri var ama bu kısıtlamalar Pakistan'ı giderek Çin'e doğru yaklaştırıyor. Gelelim Filipinler konusuna. Biz de sitemizde bir haber yapmıştık. Amerika dış satış için Filipinlere muhtemel satış için AH-64 Apache ve AH-1Z helikopterlerinin ön izinlerini vermişti. Bu biraz kamuoyunda bizim Amerika bu helikopterleri satıyor gibi bir ifadeye neden olsa da daha sonrasında Filipinler'den ilginç bir çıkış gelmişti. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ilginç bir açıklamaya imza attı. Dedi ki bizim dedi Amerika ile herhangi bir sorunumuz yok ama teklif ettikleri Apache ve AH-1Z helikopterler o kadar pahalı ki bütçemiz belli. Biz bu bütçeyle ancak bir veya iki tane helikopter satın alabiliriz. Ama karşısında Türkiye'nin T-129 atak helikopteri hem fiyatı ucuz hem de çok daha verimli bir helikopter. Yüksek performanslı bir helikopter. Aynı bütçeyle biz 6 helikopter alabiliriz." dedi ve burada ibrelerin Türkiye'ye doğru dönmesine neden oldu. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek? Amerika önce Filipinler satışına mı onay verecek yoksa Pakistan mı? Bakalım bunu bekleyeceğiz. Motor konusunda dediğim gibi ciddi bir sıkıntı var. Hanivel bu konuda ihracat izni konusunda bastırıyor Amerika'ya fakat Amerika da tabii bunu çıkartmak istemiyor bu izni. Burada önemli olan konuya yerli imalatı koyabilmek. Peki bu sorunu nasıl aşacaksınız? Bu sorunu aşmanın yolu kendi motorunuzu geliştirmekten geçiyor. Ama motor yapmak hava aracı yapmaktan daha zor bir işlem. Çok yüksek Metalurji teknikleriniz olması lazım, iyi tasarımınız olması lazım, bir uçak motoru veya helikopter motoru, o hava aracındaki en pahalı kalem ve bakımları çok önemli, çok yüksek bakım maliyetleri var ve görev yapması lazım, zorlu şartlarda kullanılması lazım, ödediğiniz paranın karşılığını vermesi lazım. Bu nedenle, bakıyorsunuz dünyada farklı ülkelerin hava araçları var, motor üreticileri ise çok az. Fakat T129 için çok önemli bir adımı Eskişehir merkezi TUSAŞ motor sanayi ve bir motor geliştirdi TS1400. Bu motor hem Atak helikopterinde kullanılacak hem de T625 Gökbey helikopterinde kullanılacak. Şimdi T129 ve Gökbey'in birçok sistemi ortak. T129 taarruz helikopteri, T625 ise genel maksat veya sivil amaçlı kullanılacak bir helikopter. Transmisyon yani güç aktarım sistemleri, kullanılan motorlar bunlar hep benzer sistemler, çok yakın sistemler. Zaten Türkiye'de T129 Atak'tan öğrendiklerini, geliştirdiği sistemleri T625 Gökbe'ye aktararak önemli bir adım atmış oldu. T'nin geliştirdiği TS1400 motoru önce T625'te kullanılmaya başlanacak, testler yapılacak ve helikopter şu an Hanwell motorla uçuyor. Aynı zamanda Prototiplerden birine de Tain'in motoru konulacak ve bununla ilgili sertifikasyon süreci geçilecek. Burada kendini ispat etmiş motor daha sonra T129 ata takılacak ve Türkiye T129'u böyle bir motor ihracatında sıkıntı yaşamadan farklı ülkelere sunmuş olacak. T129 biliyorsunuz İtalyan Leonardo'nun Mangusta helikopterinden geliştirilmiş bir platform özellikleri geliştirildi, motoru güçlendirildi ve çok ciddi özellikler kazandı bu taarruz helikopteri ve T-129 adını aldı. Helikopterle ilgili satış hakları da Türkiye'nin. Bu helikopterden yola çıkarak Türkiye daha ağır bir taarruz helikopteri Atak 2 projesiyle ilgili çalışmalarına devam ettiriyor TUSAŞ. Ve tabii ki daha yüksek ağırlığa sahip ve mevcut kullanılan T-129'un motorunun yaklaşık iki katı güç üretecek yeni bir motor içinde Tİ çalışmalarını yapıyor. Ama tabii burada nereye doğru gidilecek, hangi motor seçilecek, hangi aşamalardan geçecek bunlar henüz daha belli değil. Çünkü TUSAŞ tasarım çalışmalarını Atak 2 ile ilgili devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi savunma projelerinde bir yerden bağlı kalıyorsunuz bir yere çünkü bazı teknolojiler elinizde yok veya uluslararası ortaklıklarla çözebiliyorsunuz bunları. Bu nedenle ülkeler arasındaki ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor. Yaşanan sıkıntı hemen projelere vurmaya başlıyor veya Amerika Filipinler projesinde olduğu gibi çok daha yüksek fiyata kendi ürünlerini satmak üzere sizin bir anda önünüzü kesmiş oluyor. Havacılıkla ilgili, savunma ile ilgili videolarımız koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yayınlanmaya devam ediyor. Lütfen sorularınızı bize info@tolgozbek.com mail adresine gönderebilirsiniz. Videoların altına yorum da yazabilirsiniz. Tabii ki videolarımızı beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.